Merhaba arkadaşlar, Gurbetçen'in dünyasına hoş geldiniz. Camping hayatına başladık artık. Camping. Bakın buraya bulaşıklarımı koydum. Burada dışarıda yıkayacağım bulaşıklarımı. Çünkü dışarıda su var ya, hani çeşmem var. İçeriden suyu kaynatır gelirim dedim. Burada yıkayayım. Yukarı banyoya in çık yapamayacağım. Burada da camping koharımız, gazlı ocağımız. Burada bakın yumurta kaynattım. Aman sıcak, kahvaltılık. Tabii annemlerin evi var. Boş, annemler yok. Oraya gidip orada yemek pişirebilirim, yapabilirim. Fırını, ocağı kullanabilirim. Her şeyi mesela. Bana Instagram'dan yazanlar oldu arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'ın aşkına şimdi oraya taşın götür, oradan taşın getir her şeyi. Ben bununla uğraşamam. Burada böyle yaparım, yıkarım. Eskiden çeşmemi vardı evlerde. Ben Türkiye'de çok iyi hatırlıyorum. Evlerde su olmadığını hatırlıyorum. Olmayan evleri, çeşmelere gidip orada bulaşıklar yıkandığını. Ne var? 10 günde öyle yaşarız. Ne varsa ne bulduk onu yeriz. Yani dışarıdan devamlı yemek olmaz. Arada yeriz tabii ki ama devamlı olmaz. Ben böyle işimi burada evimde garantiye alayım. Kendim yapayım. Az da olsa kendim pişireyim. Ne varsa evde artık yeriz. 10 gün değil mi bu? Geçer gider. Mutfağın kağıdı bize çok çok problem. Son bölümünü çıkartıyorlar bugün. Ve yarın elektrikle devam. Burada böyle bakın bulaşıklarımı yıkıyorum. Bulaşıkları yere mi koydum yıkadıklarını diyenler de olacak. Biliyorum artık, ben gelecek yorumları biliyorum. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Tertemiz çimenim. Tertemiz toprak. Burası tertemiz. Her gün de suluyorum. Hiç problem değil. Vallahi. Camping hayatı böyle. Biz camping hayatını seviyoruz. Vallahi ben camping yapmasını çok seviyorum arkadaşlar. Hiç 5 yıldızlı telefona ihtiyacım yok. İstediğim gibi geziyorum, istediğim gibi şey yapıyorum. Yemeğimi yapıyorum. İstersem yapıyorum, istemezsem dışarıdan yiyorum. Böylece şimdi bunları durulayacağım. Şunu da bir yıkayalım şöyle. Güzel. Şunun içinde pırıl pırıl. Ve bulaşıkları güzel kapayalım buraya. Böyle de güzelmiş. Oturduğum yerden yemek. Hier. So, so macht Kochen auch Spaß. Pass bloß auf, dass nicht runterfällt, dann bin ich nämlich vom ganzen Körper verbrannt. Ich würde nicht unter den Topf hocken. Okay. Okay, Robert hat schon recht. Ja. Baba tatlı, böyle aşağıda oturma diyor. Yoksa üzerine bir dökülürse yani yanarsın diyor. Hani tencerenin altında oturma. İyi kalkalım o zaman. Etimi yapıyorum arkadaşlar, bakın. Böyle şey, tavuk eti, soğanlı. Onun içine bakın bu sostan yapacağım. Bu sos vegan. Buradan atayım. Hadi güzel makarnala yesinler. Mutfağımın durumunu bir görelim. Elektrik kabloları yerleştirildi. Prizler yapıldı yani. Buraya üçlü bir priz. Çünkü burası böyle komple açık. Şurada ocağım var. Burası komple Arbeitsplatte, tezgah. Üçlü priz buraya, üçlü priz buraya. Yukarıya bir tane priz. Davlumbaz için. Böyle. Burada zaten bulaşık makinesi için vardı. Bu benim zaten önceden olan priz. Onu ne yaptılar vallahi bilmiyorum. Ve buraya hangisini yaptılar şimdi bilemeyeceğim. Çünkü buzdolabı, ha evet, en mühim burada şey işte Starkstrom. Buradan kabloyla geçecekmiş. Ocak için. Buraya da fırından buzdolabı geleceği için buraya da şeyler fiş kondu. Buraya sözde bugün bakalım sıvacımız gelip sıvayacak. Buraları kapatacak ve fayanslar hala duruyor. Bunlar sökülecek. Her taraf toz duman içinde kaldı. Burayı kapattığımız halde toz giriyor içeriye arkadaşlar. Yok çaresi. Artık böyle dip köşe temizlik yapacağım. Burası bittikten sonra. Ben bugün vlogum ikinci gün devam ediyorum arkadaşlar. Dün benim sabahtan boğazım ağrıyordu. Ondan sonra öğleden sonra yemeği yaptıktan sonra dayanamadım. Gittim, yattım. Bugün Allah'a şükür
Çok çok iyiyim. Niye boğazım ağrıdı? Düğünde soğuk falan mı içtik? Pazar günü düğüne gitmiştik ya. Ondan mı bilemiyorum. Ama bugün Allah'a şükür şimdi elektrik işi bitti. Sıvacı geldi. Bakalım neler yapmış. Elektrik borularının geçtiği yerleri güzel kapattı böyle. Ve bu duvara böyle net koydu. Bu duvar örgü duvar olmadığı için eskiden mutfağın girişi buradan salondanmış. Buraya kapatmışlar böyle. Bu duvarın komple sıvası bitti. Böylece bakın bu duvarda komple bitti. Ama ne güzel oldu sıvasını yapınca. Ve bu taraftaki duvar da bitti komple. Kurumaya bile başlıyor. Böylece bakın burada tamamdır. Şu an saat 5.30 ve burası kapanmıştır. İnşaat odası mutfak kapanmıştır. Alışverişe çıktım. Evimizde meyve falan kalmamış. Bunları aldım buradan, Markov'dan. Dr. Oetker'ın Ofen Frische pizzası, bizim sevdiğimiz pizza yine 1.99. Ve bakın aldım buraya böyle dondurucu yaptım. Gute günstig, bakın bu marka mesela, Edeka'nın markası falan. Orijinallerin şeyi Gute günstig, bu normalinde şey Schoko Crosses, böyle hep Gute günstig markalarını çıkarmışlar buraya. Tabi orijinalinden daha uygun oluyor. Ama tadı güzel oluyor yani. Hiç fazla bir fark olmuyor. Mesela bakın American Style The Good'un günstigin mesela. Yani böyle. Yolculuk için şu buharlı ütüleri çok tavsiye ediyorlar Steam'a. Ama ben bir kere almıştım. Allah, hangi markayı aldıydım bilmiyorum. Pek memnun kalmadım. Geri göndermiştim. Onun için pek almaya şey yapamıyorum. Cesaret edemiyorum. Daha doğrusu. Aha, sokamadım geri yerine ya. Bugün dünkü makarnamızı da peynirli yiyoruz. Et bitti. Robot da half of loaf mu yiyor? Masanın altına şeyleri, fayans yapıştırıcıları koydu. Artık neyi nereye koyacağımızı şaşırdık. Gece dışarısı nemli olur diye. Frambuazlarım benim. Kim yiyor acaba? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bir dahakine. Ana, burada ne var? Buraya dal gelmiş şuradan. Komşunun dalı. Domatesler, siz ne zaman ereceksiniz? Bu adasın fayhaufen tomaten ge. Ya. Ya. Burada da robot. Ava. Ava. Şey, sulamayı bizden aldı elimizden. Siz güzel yapamıyorsunuz diye. Tuş sel bak iyisin ge. Wer ist jetzt die erste Tomate hier? Darf ich das essen? Hadi bakalım tadına bakalım. Aşağısı fleißig gegossen. Bak çok kötüsün. Eigentlich ist meine. Du bist ganz schön frech, gell? Hayret bir şey ya. Frisier dich mal, ja? Gut, mach du das. Ja, jetzt schaust du besser aus. Bugün ne Frisur, heute nix Frisur, heute Arbeit. Eine Woche lang nix Frisur. Artık bir hafta kendimize bakmayacağız. Deneyelim. Oh, der war süß. Ich wollte dir die Hälfte geben, aber... Aber ist runtergefallen. Ist runtergefallen. Yarısını verecektim ama ağzıma kaçıverdi. Neyse. Die nächste reift auch schon, bak. Und da sen yiyebilirsin. Bak, burada bir tane daha var. Okay, so schaut der Garten aus. Bahçemizde bu durumda, sakın arkamdan gelme. Şimdi ben cidden, yani arkadaşlar var ya, bu sıcakta çok kötü. Çok kötü yanıyor. Yani bakın, suluyoruz. Her gün sabah akşam suluyoruz çimeni. Üçüncü gün vlogumla devam arkadaşlar. Vloglar kısa oluyor diyorsunuz. Artık bir şey çekemiyorum ev inşaat olduğu için. Onun için bugün üçüncü günümüz vlogda. Kiram da burada kapının önünde, dış kapının önünde bekliyor arkadaşlar. Robot gitti. İşi var, bir yere gitti.
Kiran böyle robot gidince hep burada kapının önünde böyle. Ah kuzum benim, gelecek. Gelecek yavrum, gelecek. Gel sen benim yanıma, gelmiyor da. Biz gidince de böyle bekliyor musun sen beni böyle aşkım? Ah kuzum, işte bakın görün. Bunlar ne kadar tatlı bir yaratık Allah'ım. Oy yerim ben seni. Gel. Gel Kira.com. Gel kuzum. Gel. Gel. Hadi gel. Ben bugün evden kaçtım. Buraya Hakan'la İlkay'ın yanına geldim. Altay'a bakma bahanesiyle. İlkay'la Hakan'ın işi varmış. Ben de robota dedim ki sen mi gideceksin yardım etmeye, ben mi gideyim? Hayır, ben Altay'a bakacağım burada. Onlar burada dışarıda bahçede işleri varmış, bir şeyler yapacaklar. Yani ben bugün akşama kadar buradayım. Bizim evde zaten benim yapacağım bir iş yok. Sadece sıva yapılacak, fayansları kıracak. İlkay Altay'ı uyutuyor şimdi. Bir saat uyusun dedi. Öğleden sonra, öğlen uykusu mu oluyor artık, saat 1:30. Nalan'ımız da burada bekliyor bahçeyi. Değil mi kuzum? Altay'ın havuzunu kurdu Hakan. Sonra kalkınca dedi burada biraz şöyle havuza girer. Zaten 3 gündür Altay'ı görmüyordum. Bugün 3. gün. Yani zamanı gelmişti benim buraya gelmemin. Bize de fazla şey yapmıyorum. Çok dağınık evin içi, her taraf toz içinde. Yere oturtamıyoruz çocuğu. Onun için benim gelmem tam isabet oldu. Ay. Ha. Altay'a pool time. Altay. Lan sen benden yüz çektin ya. Sen benden yüz çektin ama kuzum. Havuz keyfimiz tamamdır. Değil mi? Bitti. Tamam mı kuzum? Şimdi biraz karpuz yiyeceğiz. Değil mi kucum? Biz karpuz yiyeceğiz şimdi. Üstümüzü değiştirdik. Tom & Jerry'lerimizi giydik. Annem hiç karpuz almaya gitti bir daha, değil mi? Oy. Güzel kuzum benim. Biz geziyoruz kuzumla. Değil mi kuzum? Ne yapıyoruz aşkım biz? He? Nereye gidelim? Penny'e gidelim mi? Hmm. Penny'e gidelim he? Penny'e. Şimdi Altay'a aldım, biraz gezdireyim dedim. Ama çok sıcak arkadaşlar. Güneşli. Gölgelerde gezmeye çalışıyorum ama olmuyor. Penny'e girelim biraz. Bakın her taraf inşaat burada. İnşaat yapılıyor. Bol bol evler böyle. Penny'e uğrayalım. Aslında bir şey lazım değil bana da, hem Altay geçsin diyorum. Vakit geçsin. Burada köpek var. Köpeğe yapıyor. Altay, büyü de sana bundan alalım be kuzum. Ne kadar güzel oyuncaklar. Ama daha küçüksün bunlara. Altay'ıma pretty. Değil mi kuzum? Aferin. Fayansları çıkartmışlar. Bakın buraya robot dizmiş. Yarın recycling hoof'a gidecek bunlar. Burada da fish dipping kızartıyorum. Yanlıştan geldi. Semil almıştım. Yesinler böyle. Siz bu tozları görmüyorsunuz belki burada kameradan ama biraz görünüyor mu? Her taraf toz içinde arkadaşlar. Toz içinde. Anlatamam size ama fayanslar kırıldı tabii ki. Fayanslar kırılınca da toz olacak. Ama robot temizlemiş. Temin gösterdim ya dışarıda. Her tarafı böyle buraların tozlarını, fayanslarını ben yokken hazırlamışlar böyle. Ve sıva komple bitti. Sadece boyanacak burası. Ama böyle gösteremiyorum da size ya. Komple kameraya alamıyorum size mutfağı arkadaşlar. Allah Allah. Nasıl yapsak? Burada da cam var. Şöyle mi yapsak? Aa bakın böyle. Komple bitti. Bu yerde kırılan birkaç yerleri böyle işte. Onları da fayans yapıştırıcıyla onları böyle düzlüyormuş. Yani fayansı da buraya getirmiş böyle. Bir tanesini herhalde fayansçı görmek istediği için. Kendi evimizde inşaat var. Ben ne yapıyorum? Toruna kaçıyorum. Ne yapayım? Ben ne yapacağım arkadaşlar? Tamam. Fayansları buraya kırıldıktan sonra ben de temizlemeye yardım edebilirdim. Ama robot etmiş. Etmiş. Evet, burada da şeyini bırakmış, hengerini bırakmış adam buraya. Malzemelerini. Bizim usta yani. Böylece evet, yarın işim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yarın asıl büyük iş temizlik. Bundan sonra toz olmaz. Fayanslar yapıldığı için. Önce bir şöyle her taraf dipli, bucaklı tozdan temizlenmesi lazım.
Yani size detaylı göstermeyeyim. Detaylı gösterirsem siz kafayı yersiniz. Oradan kafayı yersiniz. Dersiniz ki Aydın Hanım sen burayı nasıl temizleyeceksin? İçinden nasıl çıkacaksın? Çıkacağız. Çaresi yok. Şeyimi alacağım. Vivensomu Pro Aqua'ya. Önce bir onunla güzel böyle tozlarını alacağım. Ondan sonra ıslak bezle. Mutfak malzemelerimi, kartondakileri, onları şimdi daha tam temizlemeyeceğim. Onları mutfağa yerleştirirken temizleyeceğim. Yani öyle aklımda öyle yapmayı düşünüyorum daha doğrusu. Şöyle üstünden tozlarını alırım ama şimdi onlara tek tek geçmeyeceğim. Evet arkadaşlar, 3 günlük video yaptım. Şu anda kaç dakika olduğunu ben bilmiyorum ama siz görüyorsunuz. Yani ben de montajdan sonra göreceğim ama 3 gün çekmeye çalıştım. Ve yarın fayans yapılırken, buraları temizlerken tekrar bir video başlayacağım sizlere. Böyle adım adım takip edeceksiniz. Kira kaçıyor yine. Kira kaçıyor. Sıva çok güzel oldu arkadaşlar. Sıva valla böyle bir de kendi evim olsaydı tertemiz oldu duvarlar yani. Kağıttan 1000 katlı güzel oldu sıva yapınca. Kağıt yapmaya da gerek kalmadı. Biz kağıdı mecbur yaptık. Tabii duvarlar hani alt tarafı eskiydi falan. Ama böyle güzel oldu. Bir de güzel boya yapıldım. Tamamdır. Bir de mutfağım gelsin. Tamamdır. Mutfağın termini fix. Mutfak kuracağız tabii ki önce. Önce kuracağız. Ondan sonra mutfak turu yapacağız. Bir güzel boş mutfağa önce. Ondan sonra artık gelsin bakalım neler alacakmışım. Neler edecekmişim. Evet, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Uzattım. Videoma bir beğeni, kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.